selamlar. Günümüzde birçok şeyi elde etmek, birçok şeyi başarmak için çabalıyoruz. Bir şeylerin ardından koşuyoruz. Ona ulaşmak, onun bizim olmasını sağlamak için. Çünkü ona ulaştığımızda tamamlanmış olacağımıza inanıyoruz. Bu da bizi motive ediyor, daha fazla istememizi sağlıyor. Bu amaçla birçok şeyin ardından koşturuyoruz. Bunlardan bir tanesi de mutluluk. Tarih boyunca insanlık mutlu olmanın her zaman ardından gitmiş, onun sırrını aramıştır. Ama günümüzde mutluluk arayışı artık bambaşka bir hal almaya başladı. Mutluluk bir gayeden çok hepimiz için bir zorunluluk haline geldi. Mutlu olmak zorundayız ve her şeyin pozitif yanını görmeliyiz. Çünkü mutsuzluk kaçmamız hiçbir zaman hissetmememiz gereken bir duygu olarak algılanıyor. William Smith'in tabiriyle günümüzdeki mutsuz insanlar modern vebaya yakalanmış kişiler olarak görülüyor. Modern vebaya yakalanmış kişilerin iyileşmesi ya da bu vebaya hiç yakalanmamak için önünüze sürekli yeni bir sır, yeni bir tavsiye, yeni bir formül geliyor. Her yeni formül, her yeni sır bize mutlu olmamız gerektiği, mutsuzluğun yaşanmaması gereken bir duygu olduğu mesajını veriyor. Bu mutluluk mesajı yoğunluğunda mutsuz olmak artık bir seçenek dahi olamıyor bizim için. Çünkü mutlu olmak zorundayız. Sosyal medyaya girdiğimizde örneğin ya hayatından, ilişkisinden, işinden, kendisinden memnun, mutlu kişileri görüyoruz ya da mutluluğun, dinginliğin, pozitifin ardından koşan insanları. Bunların yanında kendi içimizde biraz da olsa mutsuzluk sezdiğimizde ya da mutluluğu hissedemediğimizde bizde bir sorun olduğunu düşünmeye başlıyor ve bu duygudan kaçıyoruz. Ancak durum böyle değil. Tabii ki mutlu olmalıyız. Hayatın içindeki küçük mutlulukları yakalamalıyız. Bunlardan zevk almaya çalışmalıyız. Ama bunları bir görev, bir zorunluluk olarak görmemeliyiz. En önemlisi de kendimize bizi insan yapan bir parçamızı, duygumuzu yasaklayarak yapmamalıyız bunu. Mutluluk her zaman mutlu etmez. Kendimize sadece mutlu olmak için izin verirsek kendimizi insan olmaktan çok robotlaştırmaya başlarız. Çünkü mutsuzluk da hüzün de aynı mutluluk gibi en temel duygulardan. Bizi biz yapan şeylerden bir tanesi. Mutsuzluk kaçınmamız gereken bir duygu değil. Aksine dinlememiz, bize vermeye çalıştığı mesajı anlamaya çalışmamız ve gerektiğinde üstesinden gelmemiz gereken ama en önemlisi kabullenmemiz gereken bir duygudur. Bazen bizi mutluluğa götüren şey içimizdeki mutsuzluktur. O mutsuzluk ya da o memnuniyetsizlik bizi mutluluğa götürür. Harekete geçmemizi sağlayan, bir şeyleri görmemizi sağlayan bazen o duygudur. Bazen de tam tersi mutluluk mutsuzluğa neden olur. Çünkü sürekli bir mutluluk arayışı, mutluluğun sürekliliğine olan istek ve ihtiyaç mutsuzluğun en kısa ve kesin yoludur. İnsanlar öğrendikleriyle, tecrübe ettikleriyle mutlu olurlar. Unutmamak gerekir ki mutluluğa götüren bu tecrübelerin önemli bir kısmı da sonu mutsuzlukla biten kötü tecrübelerden oluşur. Ve yine unutmamak gerekir ki mutluluk aslında mutsuzlukla var olur. Hoşça bakınız zatınıza. Zatınız hoşça bakılmaya değer çünkü.